Kendine neden bir rehber bulmalısın? Neden bir mentor bulmalısın? Çünkü bir bisiklet sürme gibi düşün. Sen bisiklet sürmeyi öğrendin birisinden. Tamam mı? Kimden öğrendin? A kişiden öğrendin. Ve bisiklet sürmeye başladın. Sonra çevirdin. Çeviriyorsun, gidiyor bisiklet. Tamam mı? Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Sonra sen birden rehavete girdin. Dedin ki ya nasıl olsa gidiyor bisiklet. Pedali çevirmeyi bıraktın. Bırakınca ne olur? O kişiyle iletişimi bıraktın, mentorunu bıraktın, rehberini bıraktın. Öyle düşün. Çevirmeyi bıraktın. Sana da birisi hatırlatmıyor artık. Sonra ne olur? Burnunun üzerine düşersin işte. Bisiklet yıkılır. Ondan sonra hayal kırıklığına uğrarsın. Hayatında güzel bir değişiklik oldu. O kişi sana öğretti bisiklet sürmeyi. Ama pedali sen çevireceksin. Ama arada bir sana hatırlatacak bir mentorun olması lazım. Senin yanında, senin yoldaşın, sana yol gösteren bir mentorun olması lazım. Hayatına yön verecek, seni etkileyen bir mentor gerekiyor. Yoksa düşersin. Sonra hayal kırıklığına uğrayan birçok insan var. 2 günlük eğitime katılıyor insanlar. Tamam mı? Katılıyor. Bilhassa Avrupa'da, Türkiye'den geliyor adam, psikolog. Ders veriyor, motive ediyor. Süper, herkes mutlu. Sonra ne oluyor? 1 hafta sonra gaz bitiyor. Pedali çevirmeyi bırakıyor insanlar. Çünkü o ders veren adam tekrar geriye gitti. Türkiye'ye döndü. Almanya'da yok artık. Onun hocası yok. Ona yön gösteren adam kalmadı, yok ortada. Pedali çevirmeyi bıraktı kişi. Çevirmeyi bırakınca ne oldu? 1 hafta sonra, 2 hafta sonra pat diye düştü burnunun üzerine. Ondan sonra hayal kırıklığına uğramaya başladı. Ondan sonra üzülmeye başladı. Ya işte ben birisi geldi, eğitim verdiydi bize. Türkiye'den birisi geldi. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra iyiydi, her şey çok güzeldi hocam. Vallahi iyiydi. Ondan sonra ne oldu? Eskisinden daha kötüyüm hocam. Niye? Çünkü hayal kırıklığı da eklendi üzerine. Hayal kırıklığı da üzerine eklendi. Çok basit örnek şöyle anlatabilirim. Sen bir programa katıldın. Oradan etkilendin. Tamam mı? Diyet konusu diyelim. Sonra kilo verdin. 1 ayda 10 kilo verdin. Sonra ne oldu? Kalıcı yöntemler uygulanmadı. Biz kalıcı yöntemler uyguluyoruz. Kalıcı yöntemi uygulamadı o gelen kişi. Dedi ki bir hafta sonu ben ders verdim, eğitim verdim, paramı aldım, Türkiye'ye gidiyorum. Tamam, bilet paramı da çıkarttım. Süper. Gitti. İlgilenmedi. Eğitime katılanlarla ilgilenmedi. Bizim gibi mentorluk programı sunmadı. Ne oldu sonra? Kilo verdi ya adam, katılan kilo verdi, 10 kilo. 1 ay sonra tekrar kiloyu geri aldı. Bu sefer 10 kilo vermişti, 11 kilo geri aldı. Üzülmeye başladı. Hayal kırıklığına uğramaya başladı. Sonra ne dedi? Ya ben dedi zaten yapamıyorum dedi. Hayal ettiklerime ulaşıyorum, ondan sonra tekrar geriye dönüyor. Yapamıyorum. Başladığım işi sonuna kadar getiremiyorum diyerek kendini suçlamaya başladı. Daha kötü olmaya başladı. Ondan dolayı ne diyorum değerli arkadaşlar? Bu videoyu izlerken ne olur bunu içtenlikle dinlemeye çalışın. Yani burada kendinizi o programa katılan insanların yerine koyun kendinize. Öyle algılamaya çalışın. O şekilde anlamaya çalışın. Yani kalıcı bir değişiklik için, yo-yo efekt olmaması için yapmanız gereken kendinize bir mentor bulmanız, kendinize onu takip edecek bir rehber bulmanız gerekiyor. Onunla en az 3 ay, 6 ay devam etmen gerekiyor. Yoksa o kazandığın güzel özellikleri ne yaparsın? Kaybedersin. 10 gün sonra, 15 gün sonra hayal kırıklıklarına uğrarsın. Eğer sen de hayatında gerçekten seni anlayan bir mentor bulmak istiyorsan, seni yönlendiren bir rehber bulmak istiyorsan, o zaman yapacağın tek şey var. Bu videonun altındaki linke tıklayarak benimle ön görüşme için başvuru formu doldurarak bana göndermen. O formu okuyan bizim arkadaşlarımız senin bizim programlara uyup uymadığını anlarlar. Eğer sen programımıza uyuyorsan seni telefonla ararlar ve benimle bir ön görüşme için randevu verirler. O randevuda, o ön görüşmede, görüntülü görüşmede sana şu anki durumun ne? Arzuladığın hedefin ne? O hedefe ulaşmana engel olan blokajların nedir? Engellerin nedir? Bunları nasıl çözersin? Hedefine nasıl varırsın? Adım adım sana anlatırım.
Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla ve formu gönder. Hoşça kal.